Senin için evlat. Balon ağacı. Mert. Ayakların çıplak Mert. Sen üşüteceksin. Dikkat et, ayağına bir şey batmasın. Gel. Aferin benim oğluma. Baba, bunu benim için mi yaptın? Tabii senin için. Hadi gel. Kızmayacakmış. Niye kızayım oğlum? Hadi gel. Ama dün akşam bana kızmıştı. Ama şimdi ben varım. Gel bakayım, gel, 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 gel. Gel, hop. Süpermen. Hadi bakalım. Aferin. Barıştık mı? Barıştık. Bak evlat. Bundan sonra nereye gidersen git. Ağaçlara, bulutlara, güneşe. Nereye gidersen bir daha babanın elini bırakmak yok. Anlaştık mı? Anlaştık. Aferin. Anneme el sağlayalım baba. Baba, anneme balon yollayalım mı? Hadi yollayalım. Al. Bekle. Beraber atalım üç deyince, tamam mı? Bir, iki, üç. Günaydın hala. Günaydın yavrum. Günaydın Elmas. Günaydın. Hayırdır, pek keyiflisin. Bugün hava çok güzel dışarıda. Hadi gelin kahvaltıya yavrum. Hadi gel. Hala. Yüzüne ne oldu? Önemli bir şey yok yavrum. Hala bak bakayım bana. Eniştem seni dövüyor. Şşş, tamam Nur, öyle oluverdi bir fiskecik. Benim yüzüm çok hassas, hemen iz kalıyor. Hala, belli işte. Dövüyor seni. Şşş, tamam. Hadi ben geç kaldım, bir şey yemeyeceğim. Çıkacağım hemen. Ha Nur. Bu benim şirket kartım, bak burada da şirketin adresi var. İş aramaya ineceksen uğra, olur mu? Birlikte döneriz. Elmas. Kör müsün? Sağır mısın, dilsiz misin? Görmüyor musun annenin halini? Nur yavrum, büyütme. Baban anneni dövüyor. Görmüyor musun Elmas? Görmüyorum. Anladın mı Nur? Ben hiçbir şey görmüyorum. Neden biliyor musun? Çünkü bu anayı da babayı da ben seçmedim. Ha, kendi yaşayacağım hayatı seçtim ama. O hayatın içinde de bu perişanlıklara yer yok. Ben öyle babamın eziyetleriyle, annemin bu zavallılıklarıyla falan vakit kaybedemem. Şu gözümdeki rimeli bu çukurda akıtmaya hiç niyetim yok. Ben işime gidiyorum. Bayılıyorsun değil mi balonlara ha? Hala, balon ağacımızı gördün mü? Görmez olur muyum halacığım? Gördüm tabii, ne güzel sürpriz yapmış baban sana. Anneme balonlar açardık birlikte. Bir daha öyle yalın ayak dolaşmak yok. Gel bakalım, hadi üstümüzü değişeceğiz. Hadi anneanne, hadi bakalım. Hadi üstünü değiştir. Yakışıklı. Dün gecenin özrünü diledin yani oğlundan, ha Yiğit? Gerçi iyi mi ettim bilemem. Çatımız bitti, şimdi bir de ağacımız çıkmaz inşallah. Ben oğlumla konuştum, anlaştım. Cahit nerede, çıktı mı? Patronundan azar işitmemek için erken çıktı. Sakın karısından kaçmak için erkenden çıkmış olmasın ha. Ne dersin? Unutma Nazan. Hayatta en tahammül edemediğim şey ikiyüzlülük. Sofrada gülen bir yüz,
kapalı kapılar ardından fitne saçamaz. Benim evimde kimse, ama kimse yüzüne maske takamaz. Ne dedim ben şimdi Yiğit'e? He? Takıldım sadece. Kötü bir şey mi söyledim? Aman, oğluna laf ettik diye bozuldu bu kadar. Çünkü içten içe kendi de biliyor çımartıp tepesine çıkardığını. Annesinin boşluğunu doldurmak için uğraşıyor yenge. Ne yapsın? Annesinin boşluğu mu? Ay seni duyan da İcrel'i anne zannedecek yani Yaren. Ya Allah aşkına İcrel ne zaman annelik yaptı bu çocuğa ya? Onun bütün işi gücü Yiğit'in peşinde dolanıp yok hamilelik vücudumu bozdu. Aman efendim emzirirsem oram buram sarkar. Yok ben doğum yaptım diye kocam benden uzaklaştı diye dövünmek. Ne oldu? Sus pus oldu. Teyzenin korkusuna haklısın diyemiyorsun tabii. Ah o teyzen yok mu o teyzen? Kendi kızıyla abinin başını yaktı resmen. Ana yarısıymış. Yenge. Aman Servet dışarı kaçmasın diye kendi kızını kakaladı resmen yeğenine ya. Ama ne oldu? Ne oldu? Bak İcdel Hanım da göremedi o Servet'in hayrını işte. Ya bırak Allah aşkına Yaren ya, konuşturma beni. İcdel yaşarken anaydı sanki. Kör ölür badem gözlü olur. Benim kızım ölmedi Nazan. İcdel'im ölmedi. Unuttun mu? Ölmedi. Eminsin değil mi? Bak bu kadar eminim. Halacığım. Bunlara katlanmak zorunda değilsin. Bu adam sana böyle davranamaz. Bir çay koy bana. Sen ne biçim adamsın be? Ne biçim adamsın? Kızım. Hafize, ne diyor bu terbiyesiz? Bak şu halamın yüzüne. Bir daha halama el kaldırmayacaksın. Duydun mu beni? Halama bir daha dokunmayacaksın. Sen benden hesap mı soruyorsun edepsiz? Aman! Sakın. Sakın enişte. Hayır!